Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapacağı 2014-2019 seçim döneminin 42. Bugün burada hep birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tarihi bir karara şahitlik edeceğiz. Tek maddeli gündemimiz ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızı seçeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda toplanması tarafından uygun görülmüştür. İstifayla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı için Adalet ve Kalkınma Partisi grubu olarak İnegöl Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'ı öneriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin de almış olduğu bir karar gereğince, il başkanlığımızın da almış olduğu karar gereğince aday çıkarmayı milli irade açısından, nezaket açısından doğru bulmadığımızı ifade ediyorum. Aday çıkarmayacağız Sayın Başkan. Nurettin Bey, sizden. Her kim olursa olsun. Başkanım. ...75 oy alan kıymetli başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş... Bu aziz şehre hizmet etmek için birisini gözüne katarak çalışan... ...Büyükşehir Belediye'mizin... Bağlı ilçelerin tüm belediye başkanlarını, çok değerli meclis üyelerini, değerli belediye çalışanlarımızı ve her biri benim için ayrı ayrı değerli olan Bursa'mızın çok güzel insanlarını, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar acılıyız. Bugün sabah saatlerinde Hakkari Şendini'de 8 tane vatan evladı şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bursa'mızın başı sağ olsun, Kestre'den bir evladımız var. Emre Kararslan, sözleşmeler. Ülkemizin başı sağ olsun, 8 tane vatan evladı Hakk'a yürüdü. Rabbim ailelerine ve ülkemize sabırlar versin. Bu özel günde değerli meclis üyelerimizin oylarıyla kadim şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti, Emir Sultan'ıyla, Ulu Camisi'yle, Muradiyesi'yle, Kozağan'ı ve Uludağ'ın o eşsiz manzarasıyla her bir mahallesinin tabir yerindeyse dantel gibi işlendiği güzel ülkemizin en güzel ve en örnek şehirlerinden birisi olan Bursa'mıza şahsımı belediye başkanı seçerek bizi bu onurlu makama layık gören, öncelikle aday olarak seçimde buna layık gören çok değerli Cumhurbaşkanımıza, çok değerli Başbakanımıza, çok değerli Başbakan Yardımcım Hakan Çavuşoğlu Bey'e, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, Genel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım, kıymetli Erol Kaya Bey'e, tabii ki
adaylığım noktasında emeği ve katkısı olan başta AK Parti İl Başkanım olmak üzere bana bu konuda destek veren, katkı veren tüm yol arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, meclis üyelerimize, hasılı bu işi emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ve tabii ki oylarıyla da az önce beni başkan olarak ilan eden tüm meclis üyelerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kıymetli arkadaşlar, sözlerimin başında bu kadim şehre hizmet etmiş ilk Bursa Belediye Başkanımız Sadrettin Efendi'den bugüne kadar hizmetleri geçmiş tüm belediye başkanlarımıza, benim değerli hocam, kıymetli büyüğüm, rahmetli Hikmet Şahin'i beraberinde en son belediye başkanlığımızı yapan hem meclis üyesi olarak, hem Osman Gazi Belediye Başkanı olarak, hem de 8,5 yıldır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak emekleri ve katkıları olmuş çok değerli büyüğüm Recep Altepe'ye yürekten teşekkür ediyorum. Ölenleri rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler temin ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, hayallerimizi gerçekleştirmeye gönülden bağlı olduğumuz bizim yurdumuz, vatanımız olan Bursa'mıza hizmet etmek için kolları sıvadık. Allah'a hamdolsun, ben 13 yıldır İnegöl'de belediye başkanı olarak 13,5 yıldır hizmet eden bir kardeşinizim. Gecemizi gündüzümüze kattık. Ekibimizle, meclis üyelerimize, çalışanlarımızla. İşte şimdi aynı azim ve aynı inançla Karacabey'den Mustafa Kemal Paşa'ya, İznik'ten Kestel'e, Yenişehir'e, İnegöl'den Gemli'ye, Gürsu'ya, Mudanya'ya, Nilüfer'e, Harmancık'tan Keles'e, Orhaneli'ye, Büyük Orhan'a, Orhan Gazi'den Yıldırım ve Osman Gazi'ye yaklaşık 3 milyon nüfusuyla Bursa'nın her santimetre karesine hizmet etmek, onları kucaklamak için görevimizin başındayız. Bundan hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın. Tabii kadim medeniyetlerimizin, şehrin her bir noktasında görebildiğimiz Bursa, maneviyatın doruk noktaya ulaştığı ve bu şehrin sakinlerine huzur veren Üftade Hazretlerinden Emir Sultan'ına bir çınarın filizlenip üç kıtaya yayıldığı Osmanlı'ya ilk başkentlik yapan, kuruluştan kuruluşa bu ülkenin, bu ülke için canlarını içe sayan vatanperver kişileriyle, dört bir tarafı doğal güzellikleriyle bezenmiş Bursa'mız hizmetin en iyisine ve en güzeline layık. İbni Haldun'un dediği gibi, şehirlerin bir ruhu vardır. İnsanlar zamanla yaşadıkları şehre, şehrin ruhuyla özdeş gelir. Sözünü rehber ederek Bursa'mızın her köşesine hizmet etmek, Kadir Şinas vatandaşlarımız için hizmet üretmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Ne diyor Aşık Yunus? Ben gelmedim kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüller yapmaya geldik. Arkadaşlarımız burada olmadığı için ben polemik konusu oluşturmak istemiyorum. Keşke beraberce umutlu anı yaşasaydık. Bugün hüzünlüyüz. 8 tane vatan evladımız şehit oldu. Ama bugün demokrasinin gereğini hep beraber yerine getiriyoruz. Ben şundan emin olmanızı istirham ediyorum. Bursa'nın tüm dinamikleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partileriyle, görüşü ve önerili olan herkesle beraber Bursa'yı yöneteceğiz. Benim danışmanlarımın da bunlar olacağını özellikle burada ifade etmek istiyorum. Bursa'mıza değer katacak her görüşe sonuna kadar her fikre açığız. Ve bu noktada kapımızın ardına kadar açık olduğunu, Bursa'mız için ortak akılda buluşmak temennimizin bizim için öncelikli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizler altımızdan aldığımız güçle hem yerel yönetimin
öz kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak hem de merkezi hükümetten Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Milletvekilimiz, milletvekillerimiz ve onların destekleriyle tüm dinamiklerimize Bursa'mıza hizmet için varız. Ve inşallah yapacağımız çalışmalarda bunlara bir bir şahit olacaksınız. Tabii tüm bunların yanında ülkemizin geçirdiği zorlu süreçleri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bizi biz yapan bu Anadolu topraklarında bize karşı yüzyıllardır her türlü çirkin senaryoları sergileyen iç ve dış mihraklar yine sahnede. Güçlü Türkiye, güçlü millet profiline tahammül olmayan, ülkemizin kalkınmasını ve gelişmesini istemeyen, birliğimize ve beraberliğimize kasteden tüm şer odaklarına 1071'den beri nasıl tek vücut olduysak, 15 Temmuz akşamı nasıl bu millet 80 milyonla tek vücut olduysa, aynı inançla, aynı ruhla yolumuza devam edeceğimizden hiçbir arkadaşımızın, hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Bizler Bursa'mıza gönül verdik. Bizler hizmetlerimizle gönülleri kazanmaya geldik. Bizler insana değer vermeye, önce insan düsturuyla hareket etmeye geldik. Bizler hiç kimseyi bir başkasını üstün görmeden, ötekileştirmeden, özellikle tüm belediye başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla ve meclis üyelerimizle beraber Bursa'mıza eldeki kaynakları maksimum verimlilikle kullanarak ve çok daha yeni kaynaklarla kanuni çerçevede bu şehri ihya etmeye geldik ve inşallah buna hep beraber şahit olacaksınız. Bizler Bursa'mızın en ücra köşesindeki Zeynep teyzemizin duasını almaya, Ahmet amcamızın rızkına sahip çıkmaya, geleceğimiz olan çocuklarımız ile gençlerimizin yarınlarına, ülkemizin gerçek mimarı olan kadınlarımızın yolunu açmaya, özel insanlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmaya ve can dostlarımız olan tüm hayvan dostlarımıza şefkat elimizi uzatmaya geldik. Biz sahip olduğumuz tüm bu değerleriyle Bursa'yız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tekrar tekrar bizleri bu görevlere layık gören, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere en son oylarıyla da bunu tescilleyen üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, her birinize, tüm dostlara bizi bu özel günde yalnız bırakmadığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Ve yine grup toplantısından sonra ifade ettiğim gibi 25 yıldır aynı yastığa baş koyduğum hayat arkadaşıma, eşime, biricik oğluma ve biricik kızıma, ailemin her bir ferdine, çünkü beni son 15-16 yıldır göremeyerek bu fedakarlığı gösterdiler. Ve yine tekrar ifade etmek istiyorum. Ben annemi 6 ay önce kaybettim. Annem bana 47 yıl boyunca tabirindeyse kulaklarına hep oğlum ne olursun oku, memlekete hayırlı, faydalı adam ol, fakiri fukarayı gözet diye tabir elindeyse 47 yıl kulaklarıma bunları çınlattı. Bunları söyledi. Başta annem olmak üzere tüm rahmeti rahmana kavuşmuş annelerimize, babalarımıza ve büyüklerimize Cenab-ı Hak'tan tekrar tekrar rahmet diliyorum. Ve Rabbim mekanlarını cennet etsin diyorum. Son olarak tüm Bursalı hemşehrilerime en içten kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarken görevimizin son gününe kadar yarın sabah inşallah tüm belediye başkanlarımızı, tüm meclis üyelerimizi davet ediyorum. Emir Sultan'dan sabah namazıyla başlıyoruz inşallah. Akabinde bu şehrin sembolü Osmanlı'nın tabir yerindeyse başlangıç kişileri Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi ziyaretle ve akabinde esnaf ziyaretimizle beraber başladığımız bu süreçten ta ki son güne kadar Bursa'mıza çok güzel hizmetleri hep beraber yapmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diyorum. Ulu şehir, kadim şehir ve aziz şehir Bursa'mıza ve sizlere
sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarken Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.